Geceki ağaç kavuğunun içinde ne yazıyordu? Mutlaka öğrenmenin bir yolunu bulmalıyım ve bunu tek başıma yapmalıyım. Yoksa babamlar yine uzaklara gidebilir. Baya! Süslü sen miydin? Kim sandın? Hiç. Bir şey mi oldu? Yok. Bebeği gördün mü? Görmedim. O zaman bana yardım et. Bebeği bulup babamların yanına gitmemiz lazım. Neden? Yazın burada kalacağımız için babam bize ev yapmaya karar verdi. Ayrıca hem büyük hayvanlardan hem de Alican'dan korunmuş olacağız. Senin neyin var? Sevinmedin mi? Sevindim tabii kardeşim. Çok sevindim. Hadi bir an önce gidelim. Seni burada mıydın? Her yerde seni aradık bebeğim. Süslü, sen bebeği annene götür kızım. Peki baba. Şimdilik babası en güvenli yer. Baba da konuşabiliriz. Bunu ben çizdim. Ne düşünüyorsunuz? Bu bir ağaç ev. Köstebek baba. Harikasın. Aa, yine gelip buraya yatmış. Ay. Siz benim afacanı uyandırın, ben ekmek tabağını getireyim. Alican, sabah oldu. Bunun da amma ağır uykusu var. Kahvaltı zamanı, kalk hadi. Onu ne uyandırır biliyorum. Köstebekler! Sebzelerim, meyvelerim! Köstebekler! Rahat bırakın onları! Köstebekler! Ne var? Neye gülüyorsunuz? Sana gülüyoruz. Merak etme, köstebek falan da yok. Endişelenmene gerek yok. Uyanman için zilleri çalan bizdik. Tamam o zaman. Of, sofraya bak. Çok acıktım. Günaydın oğlum. Günaydın. Yumurtamız eksik. Hadi kümese bakın bakalım, taze yumurta var mı? Tavuklar yumurtlayınca hemen yiyebilir miyiz? Elbette. Hem de sıcak sıcak. O zaman herkes kendi yumurtasını alsın, gelsin bakalım. Hadi. Hadi. Pelin, hadi. Sen dur. Niyeymiş? Tavuklar seni gagalayabilir. Bu iş erkeklere göre. Sen dur. Sen bekle. Hadi kızım gel. Köstebek'e gittiğimizde bana da ağaç ev yapar mıyız? Hem de en güzelinden yaparız. Güneş batar kavşımda. İzlerim balkonumda. Tavuklar şalkımızı sevdi galiba. Köstebek'e gitmek için bir kez daha sabırsızlanıyorum. Peki bu ağaç evi nereye yapacağız? Kösten amcayla babam en uygun ağacı arıyorlar. Sen ne düşünüyorsun Boyo? Ne konuda? Ağaç ev konusunda. Güzel. Sadece güzel mi? Size Alican'ın salıncağından bile yapacağım. O zaman bence hep
burada yaşayalım. Ne dersiniz? Ben Köstebek köyü bir an önce bulup gitmek istiyorum. O zaman bu sefer ben de geleceğim. Hayır oğlum, siz daha sonra geleceksiniz. Senden ayrılmak istemiyorum babacığım. İstemiyorum. Ama sonunda kavuşacağız. Bir kez daha ailemden ayrılmak istemiyorum işte. Onlara ağaç kavuğumdan bahsetmemek daha doğru. Üzgünüm baba. Sakın bir tavuğun altından yumurtasını almaya kalkma. Seni gagalar. Sezdirmeden bir etrafa bakın. Gezmeye çıkmış tavuk mutlaka vardır. Şşt! Vivilevi geliyor. Ha? Saklanın. Balı unutmuşuz. Aa! Duvardaki rafta göreceksin. Al da gel. Çocuklar yumurtalar alabilirler değil mi ha? Alırlar, alırlar. Sen de ne severdin kümesten yumurta toplamayı. Ama hep de kırardın. Kim, ben mi kırardım? Ben sapasağlam getirirdim de sen pişireceğim diye kırardın. Yok canım. Bir kere bile kırmışlığım yoktur benim. Şimdi de gitmemek için zor duruyorsun da. Bakma sen. Feride, sen eskiden şeftali reçeli yapardın. Aa, hala yapıyorum. Hadi getir de yiyelim. Hadi. Özledim gerçekten. Getireyim tabii. Yeter ki sen iste. Pelin de balı bulamadı galiba. Dur bakayım ben. Can gelir şimdi. Burada ne işiniz var? Konuşmamız lazım. Tamam. Ağaç kovuğunda buluşalım. Hadi, hadi, hadi. Yürüyün. Ay. Nereden aklına geldi? Şeftali reçeli. Duramadın, yine kümese gittin değil mi? Hani buraya kimse gelmezdi? Daha önce kimse gelmemişti. Ne yapacağız Köstebek baba? Şşt, sakin ol. Boyo nerede? Bilmiyorum. Boyo? Yumurtalar şurada olabilir. Evet, oraya bakacağız. Küçük yumurtacık, orada mısın? Daha önce hiç bu kadar büyük bir ağaç kabuğu görmemiştim. Ha, oldukça eski olmalı. 1000 yıllık olabilir. Köstan! Köstan! Neredesiniz? Buradayız aslan. Hah. Evet, sizi dinliyorum. Ne oldu? Bu alandaki bütün ağaçlara baktık. Evi yapmak için en uygun olanı oradaki ağaç. Ama kimse fark etmeden yapmamız için sizin bir süreliğine başka bir yere gitmeniz gerekecek. Durum anlaşıldı. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Ama işinizi akşama kadar bitirmeye bakın. Anlaştık mı? Tamam. Hadi eyvallah. Eyvah! Neden eyvah dedin? Bu tavuk bize mi bakıyor? Evet. Evet, yanlış tavuğa denk geldik. Yumurtalar nerede?
Bugün kahvaltımızı yumurtasız edeceğiz. Ne yapalım Kısmet? Dedeniz nerede? Buradayım, buradayım. Düşündüm, taşındım, aklıma bir fikir geldi. Neymiş? Kahvaltımızı edip hemen yola çıkıyoruz. Sizi balık tutmaya götüreceğim. Aa. Veya isteyen nehirde kayıkla da gezebilir. Kayık mı? Yaşasın. O zaman hemen kahvaltımızı bitirelim. Evet. Yavaş oğlum. Peki köstebekliler ne olacak? Zaten onlar için gidiyoruz. Evlerini yapacaklar. Caner, çabuk ye çabuk. Hemen gitmemiz lazım. Kayıkla gezmeyi bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sevmek ne demek? Bayılırım, bayılırım. Çabuk ye. Alican kuzum, sen de kahvaltını bitir, üstünü giy, hemen gidiyoruz. Tamam anneanne. Hadi ye. Pelinler gitti. Evimizi yapmak için kendi aramızda iş bölümü yapmalıyız. Öncelikle tahtaya ihtiyacımız var. Durun! Durun! Boyu? Yine ne yaptın evladım? Üstün başın tüy içinde kalmış. Önemli değil anneciğim. Burada ne yapıyorsunuz? Yeni evimiz için konuşuyorduk. Sonunda gelebildin. Evi sakın buraya yapmayın. Burası mı? Sıcaktan başına güneş geçti galiba. Buraya ev mi yapılır kardeşim? Hadi başlayalım. Sanırım burayı gizlemenin bir yolunu bulmalıyım.